istersek gidebiliriz. Hizmetinizdeyim efendim. Nereye isterseniz oraya. Küçüklüğümden beri hayalim bu, biliyor musun? Sadece yol ve ben. Selim'le ben de bu hayalin promosyonları olduk işte. Değil mi oğlum? Halimden hiç şikayetçi değilim. Fatih ya. Ha. Sende de hiç karavancı tipi yok ha. Nasıl ben de? Ha. Ben karavanım. Yani benim hayalim bu. Tamam daha önce hiç yola çıkmamış olabilirim karavanla ama. Niye yapmadın ki daha önce? Niye bu zamana kadar bekledin? İstediğin karavanı alabilirdin. Problem karavanı almakta değil Zeynep'ciğim. Yolculuk yapacağın kişiyi bulmakta. Küçüklüğümden beri olduğum yere ait hissetmedim ben, biliyor musun? Böyle sürekli seyahat etmek, yolculuk yapmak istiyordum ama tek yapabildiğim yolculuk kaçmak oldu. O da ailemden en uzak mesafeye. Hiç mi rahat bırakmadılar seni? Yani sözde her istediğimi yaptılar ama onların istedikleri olduktan sonra. Bence sen çok ama çok mutlu olmayı hak ediyorsun. Yani hayatta tanıdığım en iyi insan sensin diyebilirim. Gerçekten. Vallahi öyle. Ya bakma ben öyle eserim, güllerim, yarım falan ama sana gerçekten güveniyorum. Ben güvenini boşa çıkarmayacağım Zeynep. Emin olabilirsin. Biliyorum. Ya senin kafana bir şey mi düştü? Sen bugün iyisin yani. İşte bir de şu zevzekliklerin olmasa var ya, o kadar iyi bir adam olacaksın ki. Hayır gerçekten yani sabahtan beridir vurmak yok, bağırmak yok, tekme atmak yok. Tamam o zaman kaşınma sen de. Tamam tamam sustum. Sustum yola devam. Oğlum. Uykusu geldi oğlum. Tam uyku saati şimdi. Road trip. İndir bakayım gözlükleri. Anneciğim ne oldu? Tatile bak tatile. Vahşi yaşamla baş başa. Zeyfat Vahit. Fatih sence de bu vahşi yaşam fazla vahşi olmadı mı? Ha? Yani bu çok gibi geldi. Ya saçmalama Zeynep baksana ya. Derenin içindeyiz. Orman, kuşlar, böcekler. Evet kuşlar, böcekler falan çok güzel de... Yani bu yoldan sağ salim çıkacağımıza emin misin? Kim? Biz. Ya şimdi senin kocan var ya ceylan gibi seke seke götürecek. Evet. Çok güzel sektin Fatih. Bravo. Ne oluyor ya? Hadi. Çalışmıyor. Denesene bir daha. Ya çalışmıyor işte. Allah'ım sabır ver bana. Yani dümdüz yollar varken senin neyine böyle aralar dereler acaba? Ya deli etme Zeynep. Karavancı ruhu diye bir şey var. Hippie ruhu. Doğanın içinde olacaksın ki ruhun iyileşsin. İyileşti mi ruhun bari? Ha? Doğanın içindeyiz, dibindeyiz. Doğru düzgün yola çıkart bizi çabuk. Selim var arabada. Ya tamam ya. Ne zaman yarı yolda bıraktım ben seni? Az önce. Tamam gidiyoruz. Ben birini halledeyim. Hallet. Her şeyi hallettiğin gibi bunu da hallet. Kaputu yok bunun. Aa öyle mi? Olmaz tabii. Bunun motoru arkada. Ha arkada. Doğru. İyi araba kullanabiliyor. Anne. Hadi koçum benim. Fatih, hı? Sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Ateş zaten icat edildi. Bir çakmak çakman yeterli. Ya dur, kontrol bende. Merak edecek bir şey yok. Orman yangını ihbaratının numarasını ezbere biliyoruz değil mi? Hayır, çünkü galiba birazdan gerekecek. Çok komik bir kızsın sen. Ne gerek var böyle izci kampındaki gibi ateş yakmalara falan? Ya içeride ocak var, dolapta yemek var. Hippie ruhu konfor reddeder Zeynep. Her şeyi kendimiz yapmalıyız, bizzat biz. aslında. Ya kibrit çakamıyorsun. Sen hayatında kaç kere ateş yaktın? 3. İşte önce bir sizin sobayı yakmıştım. Tamam ver ben yapayım. Dur tamam dur yaparım. Ya ver şunu inat etme. Bir dakika dur. Son buzda dur. Hadi bakalım. Fatih sen ne döktün bunun içine? Mazot koydum. Benzin olmasın o. Ha ondan. Ya gördün mü? Yani bu arada cazibemle yakamayacağım hiçbir şey yok Zeynep. Tamam sen burada oturuyorsun şimdi. Ben gidip malzemeleri getiriyorum. Uçuyorduk havaya. Fatih ne yapıyorsun? Yapıyorum işte. Mangalda sucuk böyle mi yapılır? Böyle yapılıyordu bir filmde. Bunu da hayatımda ilk kez yapıyorsun değil mi? Hop. Ah düştü. 2 tane gitti şimdi. Olsun canım. Bir tane gitsin yani ne olacak? Dur gülme. Allah Allah. Evet. Dur. Ne? Şu ekmekleri de koyalım üstüne. Onları mı ısıtalım? Evet biraz ekmeği de ısıtmamız lazım. Ay içine alalım. Seninkini alayım mı tamam. İçine? Gel. Benim yandım. Tamam yeter ver. Yeter mi? Yeter. Dur. Oh elimden. Allah dur. Oh. Vallahi çok yedik. Evet ya bu sucuk ekmek olayını abarttık biraz. Ama... Dur. Aşkım ne oldu? Ne oldu anneciğim? Tamam ben yok bir şey tamam. Hadi gel.